Şimdi Enver Bey, önce küresel resmi ve bölgesel resmi doğru analiz etmek lazım. Eğer duygusal yaklaşırsanız, ne bileyim katil Amerika, Ruslar domuz, Araplar pis, ne bileyim Siyonist, bakın duygusal bu tür peşin hükümlü analizler olmaz. Önce küresel resmi, yani Amerika Birleşik Devletleri ne yapmaya çalışıyor, Çin ne yapmaya çalışıyor ve bu belirleyicilerin hemen Türkiye'nin bulunduğu çevrede hangi siyasi harita peşinde, hangi siyasal hedefler peşinde koşuyor? Bunu bir tarafsız gözle analiz etmek lazım. Sonra da taraflı olarak, yani ülkemizi bu bölgesel badireden nasıl asgari zayiatla kurtarırız, bunun hesabını yapmak lazım. Bu işler takım tutar gibi değil. Şimdi esasında küresel resim, bölgesel resim çok büyük ama çok fazla da anlatmak istemiyorum ama eğer Ukrayna özeline girersek, Amerika Birleşik Devletleri tek kutuplu dünya düzenini sürdürmek istiyor. Bu bağlamda NATO'yu doğuya doğru genişletmek istiyor. Ve Rusya'yı ve Çin'i kuşatmak istiyor. Şimdi Ukrayna savaşı ne? Tabii ki Rusya'nın burada uluslararası hukuku ihlal ettiği bir gerçek. Ama şunu ifade edeyim, bu savaş başladığında da ifade etmiştim. Bu bir vekalet savaşıdır. Yani Amerika Birleşik Devletleri küresel hedefleri üzerinden Ukrayna'da Rusya'yla bir vekalet savaşı sürdürüyor. İşte bu ayın 24'ünde 8. ayını dolduracak. Biter mi? Hayır. Amerika Birleşik Devletleri bir şekilde Avrupa'dan gelen işte bu ekonomik kötüye gidişin girdileri nedeniyle ve işte yaklaşık sanıyorum 3 hafta kaldı ara seçimleri Amerika Birleşik Devletleri'ne. Farklı gelişmeler olursa Amerika Birleşik Devletleri bitirilmesi yönünde bir irade koyarsa bitirilir. Ama görebildiğim kadarıyla Amerika Birleşik Devletleri bu savaşı devam ettirmek istiyor. Şimdi Türkiye daha tabii ki NATO paktı içinde kalarak daha doğru, daha dengeli bir siyaset sürdürülebilir. Şimdi iktidar bu konuda bir iradesi var ama iktidar şöyle, zor durumda kalmış olmanın getirdiği şartlar nedeniyle tarafsız olmakla ikili olmak arasında bir siyaset güdüyor. Ve ilkeli değil. Niçin ilkeli değil? Sen NATO'nun genişlemesine hayır demiyorsun. Ukrayna'nın, Gürcistan'ın NATO'ya dahil olmasına evet diyorsun. Bugüne kadar yapılan NATO zirvelerinde Rusya tehdittir dediler, sen altını imzaladın. Dedim mi? Biz bölgemizde Rusya ile beraber yaşıyoruz. Ukrayna'nın ve Gürcistan'ın NATO üyeliğini desteklemeyelim. Bu kuzey komşumuz Rusya'yı kışkırtır, hasmane duruma sokar. Dedim mi? Demedin. Şimdi hem demediğin halde bugün farklı bir siyaset izliyorsun. Tabii ki Batı açısından bu kabul edilebilir görülmüyor. Şimdi biraz önce Kemal Bey'in açıklamasına da şöyle bir şey söylemek istiyorum. Ben yine bu seçim çalışmaları için bu savaş başladıktan sonra şöyle demiştim. Altılı Masa ve muhalefet özellikle Ukrayna Savaşı'nın başlamasıyla birlikte çok ciddi bir strateji değişikliğine gitmesi lazım. Çünkü Türkiye'de 2023'te yapılacak bu seçimin hem iç dinamikleri var hem dış dinamikleri var. Bunun farkındalığı içinde olmalı ve Rusya'ya eğer Türkiye'de iktidar değiştiğinde Türkiye tamamen Rusya'nın karşısında yer alan, Amerika'nın yanında yer alan bir siyaset güdeceği izlenimi vermemeli. Hatta ben mesela Kemal Bey Amerika Birleşik Devletleri'ne gidince bence Biden'la görüşebilirdi. Bence bunda bir beis yok.
ne bileyim Kemal Bey aynı şekilde Putin'le de görüşebilir. Ama siz eğer biz iktidara geldiğimizde halen iktidarın sürdürdüğü Ukrayna Savaşı siyasetini çok yanlış buluyoruz, 180 derece tersini yapacağız derseniz Putin yaşamsal olarak bütün gücüyle Erdoğan'ı destekler, biliyor musunuz? Bakın işte daha önce Amerika Birleşik Devletleri'ndeki seçime bile müdahil olduğu yolunda iddialar var. Ne kadar doğrudur, ne kadarı gerçekleşmiştir bilemem. Kitap... Ama sonunda Amerika Birleşik Devletleri süper bir güç. Kitaplar şimdi var. Amerika... Kitaplar var o konuda ve ciddi ciddi Amerika'da akademik çalışmalar var. Putin'in Amerika'daki seçimleri biçimlendirmeye çalıştığı yönünde ciddi yayınlar var. Aynı zamanda Amerika'nın da küresel anlamda bütün bunlara müdahale ettiğini biliyoruz. Ben de Amerika'ya kadar gittiğinizde yarın iktidar olacaksanız oradaki insanlarla görüşmenizin önünde bir... Tabii ki. Hata olduğunu düşünmüyorum. Sadece niye görüştüğünüz önemli olan. Yani oraya gidip Türkiye'de öyle bir mesele var. İcazet için görüşmek ayrı şey. Kendi siyasetinizi anlatmak için görüşmek ayrı şey. Bir de Kemal Bey Cumhurbaşkanı adayı olacaksa, değil mi? Türkiye'nin dış siyasetini de yönetecek. Onun için ne bileyim küresel güçlerin, bölgesel güçlerinin Türkiye'ye, bölgeye nasıl baktıklarını birinci elden öğrenmesinde bir beis yok ki. Biraz önce ifade ettiğim konuyu şöyle söylemek istiyorum Enver Bey. Eğer Rusya Amerika Birleşik Devletleri'ne müdahil olabiliyorsa Türkiye'deki seçimleri yaşamsal derecede kendisi için görecek ve Erdoğan lehine, iktidar lehine bütün gücünü sarf edecektir. Buna ekonomik gücü de dahil, sanal gücü de dahil, manipülasyonlar da dahil. Şimdi onun için bazen siyasetçi olunca şöyle düşünüyorum Enver Bey, biliyorum, bilmiyorum katılıyor musunuz? Aklınızdan her geçeni söylemek zorunda değilsiniz. Bakınız, aklınızdan her geçeni söylemek zorunda değilsiniz. Çünkü söylediğiniz takdirde kendinizi bağlıyorsunuz, ülkenizi bağlıyorsunuz ve seçimlere yönelik olarak karşı tarafa veya Putin tarafına Rusya'ya yanlış mesajlar gidiyor ve sizin karşınızda cepheleşmesine neden oluyor. Ben şunu da, anlamıyorum Türkiye Bey. Oradaki Rusya-Ukrayna arasındaki meselede nasıl oluyor da Gamalı Haçlı neonazilerin varlığına dair bu kadar büyük bir körlük oluyor? Onu asla anlamıyorum. Yani bu ciddi ciddi insanları sokaklarda ağaçlara bağlıyorlar, dövüyorlar. Birçok sıkıntı oluyor ve bunların küresel desteği olduğu ortada. Yani bir taraftan Ukrayna halkına da zulmediliyor orada. Hiçbir halk, yani ne Rus halkı, ne Ukrayna halkı, ne Türk halkı, ne Ermeni halkı zulmü, savaşı hak etmez. Sonuç itibariyle çok daha dengeli bir siyaset yapmak ve bütün halkları korumak gerektiğini düşünüyorum kendi payıma. Katılıyorum Enver Bey. Ukrayna esasında savaş 24 Şubat'ta başladı ama onun çok öncesi var. Yani 2014 meydan darbesi var. İşte özellikle Donbas bölgesinin kışkırtılması var. Yani bir şekilde Rusya'yı böyle bir harekata icbar edildi. Yani bu gerçek. Bir de şöyle söyleyeyim, mesleğim nedeniyle Moskova'yı bilirim, St. Petersburg'u bilirim, Kiev'i bilirim, Odessa'yı bilirim. Bir de 90'lı yıllardan itibaren, yani Soğuk Savaş bittikten sonra o bölgeye gitmişim, Ukraynalılarla tatbikat yapmışım, Ruslarla tatbikat yapmışım bir arada. Yani Amerikalıların özellikle 96-97'den itibaren Ukrayna'ya nasıl yatırım yaptıklarını, nasıl o ülkeyi şekillendirmeye çalıştıklarını yani yaşayarak biliyorum. Ben kitaptan okumadım bunları. Yaşayarak biliyorum. Yani Amerika Birleşik Devletleri biraz önce ifade ettiğim gibi hem Çin'i doğuda Hint-Pasifik bölgesinde hem kimi Rusya'yı nereden itibaren kuzeyde Baltık'tan nereye kadar Suriye'ye kadar hatta en son yazımda da bunu ifade etmeye çalıştım.
Yani ikide bir Türkiye'de Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'yi kuşatıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin desteğinde işte Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum yönetimi Türkiye'ye karşı bir macera peşinde koşuyor. Doğru değil biliyor musunuz Enver Bey bu? Bunun arkasında iktidar var. Amaç dış tehdit algısı yaratabilmek ve böyle durumlarda biliyorsunuz istikrara, iktidara yani bir anlamda psikolojik harekat sandıkta iktidara yönlendirmek için. Bir de siyasi ikiyüzlülük var. Şimdi sen ne diyorsun? İşte Amerikalılar üsler yapıyor. Nerede var? Dede Ağaç'ta var. Sikiros'ta var. Larissa'da var. Suda'da var. Türkiye ile kıyaslıyoruz. Türkiye'deki üslerle kıyaslanmayacak derecede bizde daha fazla üs var. Orta Doğu'nun en büyük hava üssü var. Nükleer silahları var. Şimdi siz Türkiye'de bunlar varken Yunanistan'da bu üsleri söyleyerek tehdit olduğunu söylemek gerçekten bir ikiyüzlülük. Kabul et. Bir de ne yapmaya çalışıyorlar? İşte yükselen Türkiye, işte Erdoğan ne yapmaya çalışıyor? Oyun bozuyor. Doğu Akdeniz'de, Kafkasya'da, Orta Doğu'da emperyalizm bundan dolayı memnun değil. Bu işe set çekmeye çalışıyorlar. Türkiye hasmarı tavır. Bu da doğru değil ki. Ya siz AKP iktidarı olarak işte Amerika Birleşik Devletleri'nin Büyük Orta Doğu Projesi, onun Suriye bacağı, siz ona taşeronluk yapmışsınız. Değil mi? Ateş taşımışsınız. Silah taşımışsınız. Bu savaşın içinde bulunmuşsunuz. Kalkıp diyorsunuz ki emperyalizme karşı mücadele ediyoruz. Bir de bunun eş başkanlığını da iddia etmişsiniz. Yani bu gerçekten kabul edilebilir değil. Aynı zamanda Yunanistan tehdidi de doğru bir tehdit değil. İşte özellikle o Midilli ve Sisam'daki hava fotoğraflarını verdiler. İnsansız hava araçları vasıtasıyla çekilmiş, işte silahlandırılıyor. Bu yeni bir şey değil ki. Ben işte 12 yıldır yazıp çiziyorum. Bu tehditleri ifade ettim. Bana düşmanlık yaptınız. Bugüne kadar neredeydiniz? Bugün niçin bunu söylüyorsunuz? Tehdit algısı yaratabilmek için. Peki Midilli'ye 5 tane zırhlı araç geldi diye Yunanistan Ayvalık Körfezi'ne, Sarımsaklı plajlarına çıkarma mı yapacak? Çıkarma yapacaksa orada savunma tedbirleri alın. Enver Bey, geçen sene hatırlarsınız Defender Europe 2021 diye bir tatbikat yapıldı. Bu tatbikat kapsamında Dede Ağaç'a 145 tane helikopter geldi. Kıyameti kopardılar. Türkiye'ye saldıracaklar. Ya doğru değil biliyor musunuz? Bu tatbikatta Türkiye haberli ve Türkiye katıldı biliyor musunuz? Niçin? Orta Avrupa'yı desteklemek için. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nin planı başka. Rusya'yı kuşatmaya çalışıyor. Ama iktidar bunu biliyor mu? Biliyor. Peki Hulusi Akar dedi mi Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'yi kuşatıyor, Türkiye'ye saldıracak diye? Demedi. Ama kendi yandaşları vasıtasıyla, kendi medyalarında bu algıyı yaratmaya çalışıyorlar. Onlar da sessizliğe yatıyorlar. Niçin? Çünkü bu algının kendi çıkarlarına hizmet ettiğini söylüyorlar. Şimdi siz televizyonlarında ne bileyim bana ve benim gibi insanlara yer verdiğinizde bu algı operasyonunun dışında gerçekler ifade edildiğinde buna sinir oluyorlar. Onun için kapatmaya çalışıyorlar. Çok teşekkür. Ya son bir şey, söyleyeyim. Son bir şey. Savcı mütalada yazmış, gerekçeler yazmış, onu yazmış, bunu yazmış. Benim adım yok biliyor musunuz? Niye adım yok? Çünkü yazacak hiçbir şey yok. Çünkü ben bu işe o günlerde farklı bir seçim çalışmam olduğu için ilgilenemedim. Son anda gördüm. Sadece katılıyorum, imzalıyorum dedim. Peki savcı benim adımı niye yazdın oraya sen? Çünkü Türker Ertürk iktidara muhalefet ediyor, çıkıyor, konuşuyor, yazıyor ve ekranlarda var. Ya böyle bir şey olabilir mi? Böyle bir yargılama olabilir mi ya? Evet. Çok teşekkür ediyorum Sayın Ertürk.